Arkadaşlar hoş geldiniz. Kusura bakmayın bir 5 dakikalık gecikmeden dolayı. Sistemlerimiz çok yoğundu. Güzel bir katılım talebi var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tek Uzam Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben. Nasılsınız? Herkes hoş geldi. 5 dakika röterle başladık. Çok teşekkür ediyorum Şeyma'cığım. Doğukan'cığım çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Sizleri gördüm. Daha da iyi oldum. Biraz kaynatmışız. Nereleri istiyoruz? Daha önce girdik mi? Güzel güzel. Kaynatmışsınız. Çok sevindim. Hemen mikrofonumu da takıyorum arkadaşlar. Evet. Nasılsınız? Herkes iyi mi? Herkesin keyfi yerinde mi? Kimler nereleri istiyor? Mezunlar kimler? İlk kez hazırlananlar kimler? Ben biraz yakından tanımak istiyorum sizi. Teşekkür ederim Doğukancığım. Hocam puanım nereye yeterse. Hayır, biz seçilen değil seçen tarafta olacağız. Doğukan aşk olsun. Evet Hediyeciğim hatırlıyorum seni. Cansu 12. sınıf. Mezunlar kimler bir bakalım. Hediye çok teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin. Mezunlar kimler? İlk kez girenler kimler? Mezunlar daha mı çoğunlukta? Bu yıl bizim yılımız olacak. Şeyma'cığım sen bizim kayıtlı öğrencimizsin. Evet evet biliyorum seni. Bilmez olur muyum? Çok güzel. Peki kimler nereleri istiyor arkadaşlar? Hedeflerimiz neler? Çok kısa ondan da bahsedelim hemen. Uludağ Hemşirelik başka. Damlacığım aramıza hoş geldin. Senin gibi son sınıf olarak hazırlanan çok öğrencimiz var bizim. İlk kez katılıyorsun, ilk kez tanıyacaksın Tek Uzem'i. Çok mutlu oldum. Hoş geldin aramıza. Şeyma'yı zaten biliyorum, o sayısalcı hemşirelik. Başka kimler nereleri istiyor? Hadi bakalım biraz enerji istiyorum. Ankara'da herhangi bir üniversitede mimarlık. Wow, çok güzel Asude. Harika, umarım hedeflerine ulaşırsın. Kimler kayıtlı peki? Tek Uzem'e kayıtlı Şeyma dışında var mı? Kayıtlı öğrenciler. Bir tek Şeyma kayıtlı galiba. Diğer öğrencilerimiz de belki daha önce seminerlerimize katılan öğrencilerimiz vardır. Ya da bizi merak ederek bu seminere katılmak isteyen öğrencilerimiz de vardır. Harika. O halde arkadaşlar herkes hazırsa çaylarımızı, kahvelerimizi hazırladıysak, not defterlerimizi, kalemlerimizi hazırladıysak başlıyoruz. Bir 10 saniye süre vereyim bunları hazırlamanız için. Not almanız gereken kısımlar olabilir. Yanınızda mutlaka kalem kağıt olsun. Seminerimiz bir 45-50 dakika sürebilir. Eğer telefondan girecekseniz şarjınıza takın lütfen telefonu. Yanınıza da hava soğuk çayınızı kahvenizi alabilirsiniz. Güzelce mental olarak hazırlığımızı yapıp başlayalım seminere. Hazır mıyız? Herkes hazır mı? Okey, herkes hazır. Çok güzel. O zaman herkes hazırsa başlıyoruz. Öncelikle arkadaşlar, bugünkü seminerimizde çok çalışıyorum ama boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum diyen öğrenciler burada. Evet, siz de onlardan birisiniz. Çalışkan tayfa ama verimini ölçemeyen tayfa. Dolayısıyla bu seminerimizde doğru ders çalışma yönteminizi, ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözeceğinizi, tekrar periyotlarınızı neye göre hazırlayacağınızı, çalışmalarınızdan verim alamadığınızın, verim alamadığınız düşüncesinin ardındaki sebepleri, o buzdağının arka kısmı, öğrendiğiniz bilgileri hangi basamaklardan sonra soruya aktarabileceğinizi ve çok daha fazlasını öğreneceksiniz arkadaşlar. Doğukancığım seminer esnasında soru sorabilirsin. Olabildiğince sorulara dönmeye çalışacağım. Ama onun dışında seminer sonunda da mutlaka yanıtlayamadığım sorulara geri döneceğim. O yüzden sizden ricam birbirimizin dikkatini dağıtmayalım. İhtiyacınız olan bilgileri paylaşacağım. Herkesin dikkati bende olsun. Ve hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle güzel bir soruyla başlayacağım. Çünkü YKS tayfayı biliyorum. Hareketli, enerjik, Z kuşağı, çok istekli, çok idealist ve müzik dinlemeyi de çok seviyor nedense. Ders çalışırken dinlediğiniz bir playlistiniz var mı?
Varsa hangi türden müzikler dinliyorsunuz? Herkesten yanıt bekliyorum. Hangi türden? Herkesten yanıt bekliyorum. Hadi bakalım. Asude dinlemiyor. Doğukan dinliyor. Matematikte rock, sözel derslerde pop. Ha bir de derse göre de ayırdın. Harikasın. Ders dinlerken müzik dinlemek dikkatimi dağıtıyor diyor Cansu. Şeyma dinlemiyorum diyor. Çok güzel. Farklı yanıtlar gelmeye devam ediyor. Tamam, harika. Peki arkadaşlar, her ders için ne kadar not tutuyorsunuz? Ya da buradaki herkes not tutuyor mu her derste mutlaka? Evet diyenler var. Hediye evet diyor. Evet tabii ki. Hayır diyen yok mu not tutmayan? Tutuyorum hocam, not tutmadan olmaz ki diyor Doğukan. Yani kısmen doğru diyebiliriz. Peki Doğukan'cığım, özellikle sen bir playlistinin olduğunu, hatta her derste ayrı ayrı müzik türleri dinlediğini söyledin. Ya dikkatin dağılıyorsa, bunu hiç düşündün mü mesela? Düşünmedik. Bunu biraz düşünelim. Bilmem diyor. Bunu biraz düşünelim. Geliyorum üçüncü soruma. Mola vermediğiniz, mola vermeden çalıştığınız süre rekoru kaç saat arkadaşlar? En fazla kaç saat bu masadan kalkmadık? Hadi herkes yanıt versin. Cansu diyor ki 4. Yok mu arttıran? Melike de 4 diyor. 4-5 arası hocam, hileli soru mu bu da? Evet, bu da hileli soru. Bakalım ardından ne çıkacak? Şeyma 3, Şediye maksimum 3 saattir hocam. Damla 4-5 arası. Mevlütcan 3 saat. Başka? Ortalama 3-4 saat galiba. Beynim patatese dönmüştü. Doğru söylüyorsun. Peki bu 4 saat, 5 saat, 3 saat çalışan öğrencilerime bir soru. Hatta Fatma bana özelden yazdı. Tam 7 saat çalıştım hocam diyor. Wow! Peki Fatmacığım, senden örnek vereyim bu soruda da. Senin ya dikkatin 30 dakikada, 40 dakikada dağılıyorsa, bunu hiç düşündün mü mesela? Evet. Bak arkadaşların sana ne yanıtlar veriyor. Fatma bizi elemek istiyor. Elemek istiyor ama bakalım eleyebilecek mi? Sizce bu doğru bir yöntem mi? Dağıldığı çok oluyor hocam diyor Fatma. Evet. Tam olarak istediğim yanıt buydu. Bence bu şeyin üzerinde biraz düşünün. Yani ders çalışırken müzik dinliyorum, dikkatim dağılırsa, mola vermeden çalışıyorum, dikkatim dağılırsa, not tutuyorum ama her derste tutmama gerek var mı? Bence bunları biraz düşünün. Çünkü burada amacım sizi şüpheye düşürmek. Neden? Bu sorular hileli sorular. Şimdi geliyorum ciddi sorulara. Artık hileyi kaldırdık. Biraz ciddi konulara gelelim. Bakalım burada yanıtlarınız ne olacak? Merak ediyorum. Nasıl çalışırsam maksimum verim alabilirim? Bunu biliyor muyum? Bunu kimler biliyor, kimler bilmiyor? Yine herkesten yanıt bekliyorum. Cansu diyor ki not alarak. Neden? Konu ardından soru çözerek mi hocam? Olabilir, olmayabilir. Sebebiyle lütfen yazın. Neden öyle düşündüğünüzü de yazın. Çok soru çözerek bence hocam. Sanırım bir saat çalışıp 10 dakika mola verim kazandırır. Mola da çok önemli bence. Herkes öyle yapıyor diye. Yani herkes öyle yapıyor diye sen de öyle yapacaksın, öyle mi? Aşk olsun. Tamam, bu soruyu aklınızda tutun, döneceğim cevabına. Peki konuyu tam öğrendikten sonra mı soru çözümüne geçiyorum? Öğrenmeden soru çözüyor muyum? Tam öğrenmeyi bekliyor muyum? Pomodoro tekniği, evet. O 25 dakika ders, 10 dakika mola. Ama şu an sorduğum soru farklı bir soru. Soru çözmek için konuyu tam öğrenmeyi bekliyor muyum? Konu arasında soru çözüyor muyum? Hadi herkes yanıt versin bu soruya. Doğukan diyor ki konuyu öğrenip öğrenmediğimi nasıl anlayacağım? Direkt bitince soruya geçiyorum genelde. Asude konuya göre değişir bence diyor. Tamam, bunu da not alın. Bu soruya da döneceğiz. Geliyorum üçüncü soruya arkadaşlar. Netlerimi artırmak için konu çalışıp soru çözmem yeterli mi? Yani her konu çalışan, her soru çözen bu sınavda başarılı oluyor mu? Evet mi? Ah! Hayır.
Bakın hayırlar çok, hayır tabii ki diyorlar. Düzenli çalışmak gerek bence hocam. Aynen öyle. Hayır olmuyor diyor. Bak Melike sanıyorum denemiş ve olmadığını anlamış, olmuyor diyor. Bu soru hakkında fikrim yok. Okey, üçüncü sorumuzu da tamamladığımıza göre o zaman arkadaşlarım gelin bu konuyu hep birlikte, bizim meşhur bir örneğimiz var tek uzam YKS Tayfa'nın, Ali ve Veli örneği. Ali ve Veli üzerinden detaylıca ele alalım. Bakalım sorulara doğru yanıt vermiş miyiz? Olması gereken bu muymuş? Yoksa hala bilmediğimiz şeyler var mı? Herkes merak etti değil mi şu anda? Tamam. Merakları tat noktayı çıkardıysak şimdi geçebiliriz. Şimdi arkadaşlarım, karşınızda takdim edeyim ben size. Ali'miz ve Veli'miz, ikisi de maşallah çok güzel çocuklar, sizin gibiler. Ve Ali ve Veli aynı mahallede aynı yıl doğuyorlar. Yani aynı yaştalar, aynı yerde doğuyorlar. Aynı okulda, aynı sınıfta okuyorlar arkadaşlar. Aynı öğretmenlerden ders alıyorlar, aynı kitapları satın alıyorlar, aynı kitaplardan ders çalışıyorlar. Üstelik ders çalışma saatleri ve ders çalıştıkları toplam süre bile aynı. Yani bunu sizin, hani herkesin böyle bir ekürüsü kankisi olur, her şeyi aynı yapan, bir çanta alır gider o da alır, bir soru bankası alır o da alır, kütüphaneye gider o da gider. Mutlaka böyleleriniz var. Hayır Hediyeciğim, not almana gerek yok. Daha not alacağınız kısma gelmedik. Ben not almanız gereken kısımlarda hatırlatacağım size. Mutlaka hepinizin birbirine benzediğini düşündüğünüz ya ablanız, ya kardeşiniz, ya arkadaşınız, ya sınıf arkadaşınız var arkadaşlar. Yani mutlaka bu hikayede ya Ali'siniz ya da Veli'siniz. Derken bu kadar ortak özelliğe rağmen sınav geliyor, çatıyor ve sonuç arkadaşlar, Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor. Peki neden tamamen aynı şartlara sahipken, neden Ali başarısız olurken Veli başarılı oluyor? Var mı bir fikri olan? Herkesten yanıt bekliyorum. Eskiden vardı, YKS yüzünden küsmeye karar verdik. YKS dostlukları da bozuyor diyebilir miyiz? Şeyma diyor ki verimsiz çalışmıştır. Yok mu arttıran? Hocam bence yanlışlarına dönüp bakmamış olabilir. Başka? Ali iyi çocuktu ama bir kusuru vardı, Veli'ye güvenmek. Aynen öyle. Bakalım bu hikayede siz Ali mi olacaksınız, Veli mi olacaksınız? Ben size güveniyorum. Bu seminere Veli olmak için girdiniz ama acaba Ali mi olacağız? Ya da kim Ali olmak ister? Değil mi, göz göre göre? Melike diyor ki her çalışma stili herkese uygun olmayabilir. Evet. Cansu dikkatsizlik yaşamıştır diyor. Fatma odaklanma sorunu yaşamıştır diyor. Doğukan Ali ne yaptı sınavda, kalp krizi mi geçirdi? Hayır, merak etmeyin. Ali'nin de Veli'nin de sağlık durumu gayet iyi. İkisi de sağlıklı bir şekilde sınava giriyor ve sağlıklı bir şekilde sınavdan çıkıyor. Yani sınava girememek ya da sağlıkla ilgili bir sorun yok. Kesinlikle değil mi arkadaşlar? Verimle alakalı. Yani biz ya Ali olacağız ya Veli olacağız. Şu anda sizin hepinizin Veli olmak istediğine ben direkt olarak iknayım. Beni ikna ettiniz. Ama arkadaşlar, eğer aynı yöntemlerle çalışırsak, farkındalığımızı arttırmazsak zaten Ali olacağız. Ki içinizde Ali olmak isteyen öğrenciler varsa hiç bundan sonra anlatacaklarımı dinlemeye bile gerek yok. Ama hepiniz Veli olacaksınız. Orası ayrı tabii ki de. Şimdi arkadaşlarım, Ali Veli gibi eve çok çalıştı. Gecesini gündüzüne kattı, aynı saatlerde çalıştı, aynı hocaları takip etti, aynı kitaplardan çalıştı ama boşa çalıştı. Ali başarısız oldu çünkü kendi öğrenme yapısına uygun ders çalışmadı. Burada çizmemiz gereken, altını çizmemiz gereken kavram öğrenme yapısı. Bence bunu not alın. Nedir bu öğrenme yapısı? Daha önce tek uzamla görüşmemiş, tanışmamış, kayıt olmamış bir öğrenci, öğrenme yapısı nedir diyor. Haklısınız. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Her öğrenci evet kesinlikle öğrenir. Ama her öğrenci farklı öğrenir. Yani sizin her birinizin birbirinden farklı öğrendiği gibi. Anlaştık mı? Buranın alınması gereken mesajı
Ben farklıyım, herkesten farklı öğrenirim ve benim bir öğrenme yapım var. Nedir bu öğrenme yapısı? Kendimize uygun çalışma stilini nasıl bulacağız veya nasıl anlayacağız? Evet, nasıl hocam diyor Doğukan da. Ben de tam olarak bu soruyu sormanızı bekliyordum. Arkadaşlar, öğrenme yapısı dediğimiz şey parmak izi gibi düşünün. Bakın, bu dünyada milyarlarca insan yaşadı ve vefat etti. Ve her birinin, bakın, ikiz kardeşler bile olsa, çok yakın aile bireyleri bile olsa, ablan, annen, baban, kardeşin bile olsa, tıpkı TC kimlik numaran gibi düşün. Her birimizin parmak izi farklı. Nasıl parmak izlerimiz farklıysa arkadaşlar, öğrenme yapılarımız da farklı. Her zihnin farklı bir süreci var. Herkes aynı hızda öğrenemez. Herkes aynı hızda okuyamaz. Herkes aynı zekaya sahip olamaz. Herkes disiplinli olamaz. Herkes odaklanma sorunu yaşayamaz. Herkes çok çabuk unutamaz, çok geç de unutamaz. Herkesin özellikleri birbirinden farklıdır. Burada sizinle paylaştığım ekranda arkadaşlar, tek uzam yapay zeka sistemine kayıtlı olan bir öğrencimizin girip tamamladığı eğitim analizinin sonuçları var. Bakın, bu sonuçlara birazdan değineceğiz. Ve bu seminere katılan herkes, zaten seminere katıldığınız kullanıcı adınız ve şifrenizle birlikte girdiğinizde eğitim analizlerimizi çözebiliyorsunuz. Böyle bir hak tanıdık size. Çözen öğrencilerim rahatlasın, çözdüler, sonuçlarına baksınlar. Çözmeyen öğrencilerim seminer sonrasında mutlaka bu analizleri ödev olarak çözüyorlar. Şimdi öğrenme yapısını az çok açıkladım. Parmak izi gibi bilişsel süreç, yani zihnin işleyiş süreci ve herkesin birbirinden farklı. Ve bu farklı özellikler de kendi içinde ayrılıyor arkadaşlar. Mesela zeka tipi sayısal. Zeka tipi ne demek? Sayısal bir öğrenci nasıl çalışacak? Öğrenme yöntemi mantığa dayalı. Ezbere dayalı olsaydı nasıl çalışacaktım? Ya da bu öğrencimizde benim en çok dikkatimi çeken şey, unutmazlığı çok yüksek. Unutmazlığı yüksekliği ne demek arkadaşlar? Çok çabuk unutuyorum demek. Yani bugün bana öğrettiğiniz bilgiyi ben yarın unutacağım hocam demek. Benim aklımda kalmıyor demek. Yani bu iyileştirilmesi gereken bir sonuç demek. Çünkü eğer ki sen unutma hızın yüksek olmasına rağmen hala ısrarla tekrar yapmadan ders çalışmaya, konu çalışmaya devam edersen, kendini tanımadığın için tıpkı Ali gibi çalışırsın ama boşa çalışırsın. Bakın, Ali'nin tek sorunu neydi? Veli için o program uygundu. Çünkü Veli'nin öğrenme karakteri o programı kaldırabiliyordu. Seviyesi kaldırabiliyordu. Ve Veli başarılı oldu. Belki de dereceyle kazandı YKS'yi. Ama aynı programla çalışmasına rağmen Ali başarısız oldu. Çünkü Ali kendisini tanımadı. Çünkü Ali analizlere girmedi. Çünkü Ali buradan çıkan sonuçlarına göre bir programla çalışmadı. Belki de Ali Veli'yi taklit etti. Biri başarılı oldu, biri başarısız oldu. Gerçek hayatta bunun zaten çok örnekleri var. Hocam, bizim sınıfta her derste uyuyan ama başarılı olan bir öğrenci var. O durum nasıl oluyor? Evde çalışıyordur Cansu. Doğukancığım, eğitim analizlerine size gönderdiğimiz kullanıcı adınız ve şifrenizde, yani şu an bu seminere katıldığınız giriş yap kısmında e-posta ve şifrenizle birlikte girip bekleyen görevler alanından çözebilirsiniz. Çözen öğrencilerimin yeniden çözmesine gerek yok. Çözmeyen öğrencilerim için bu bir ödev olsun. Mesela bu öğrencimin anlama oranı yüksek, çok güzel. Öğrenme hızı yüksek. Bakın, siz bu analizlere girdiğinizde sizin de buradaki gibi bütün sonuçlarınız ortaya çıkacak arkadaşlar. Tüm değerleri görebileceksiniz. Şimdi geliyorum. Artık öğrenme yapısı nedir ve neden önemlidir? Neden öğrenme yapımıza uygun çalışmalıyız başarılı olmak için? Bunu öğrendiğimize göre arkadaşlar, gelelim çalışma türlerine. Her dersteki seviyeniz aynı mı arkadaşlar? Mesela Cansu'dan örnek vereceğim. Cansu'cum, matematik dersindeki seviyenle tarih dersindeki seviyen aynı mı? Evet Doğukan. Doğukan diyor ki her yeni sayfada yeni bir şey çıkıyor karşımıza. O yüzden zaten kaleminizi kağıdınızı hazırlayın dedim. Bunlar çok önemli, kıymetli bilgiler. En önemli olan kısma yavaş yavaş geliyorum.
Matematik çok zor, tarih daha kolay geliyor. Yani bak Cansu tek bir kişi. Cansu'nun 20 tane dersi var. 20 dersin 20'sinde de seviyesi aynı değil ve olamaz. Hepiniz için söylüyorum arkadaşlar. Aynı şey Doğukan için de, Şeyma için de, Hediye için de hepiniz için geçerli. Kaç tane dersiniz varsa o kadar farklı seviyeniz vardır. Ve her dersteki seviyeniz farklı olduğu için hangi çalışmayı ne zaman yapmanız gerektiğini seviyeniz belirler. Yani ikinci görevim ne? Seviyemi bilmek zorundayım. Bakın şu an sınava 4 aydan daha kısa bir süre var. Ve bu kadar kısa bir süre varken eğer seviyenizi bilmeden random gelişigüzel bir çalışma yapıyorsanız lütfen bugün bu çalışmayı bırakın. Artık hatalarımızla yüzleşelim. Aynı yanlış yöntemleri denemekten lütfen vazgeçelim. Çünkü seviyeni bilmeden yaptığım bir çalışma sana zaten hitap etmez. Düşün, bak giysiden örnek vereceğim. Benim kardeşimin düğünü var. Ben o düğünde en şık olmak istiyorum. En göz alıcı olmak istiyorum. En dikkat çeken kişi olmak istiyorum. Ama daha beden ölçülerimi bilmiyorum. Ne renk giyeceğimi bilmiyorum. Ne rengin bana yakışacağını bilmiyorum. Boyumu bilmiyorum, kilomu bilmiyorum. Nasıl bir elbise alabilirim? Yani ben o elbisenin içine girebilecek formda mıyım, değil miyim? Bunu bile bilmiyorum. Ama gidiyorum. Vitrinde görüyorum, aa bu çok güzel, bunu alayım. Alırsın, ya büyük gelir ya küçük gelir, ya ten rengine yakışmaz, ya yaşına uygun değildir, ya tarzına uygun değildir gibi gibi gibi. Bakın program arkadaşlar bir abiyedir, bir giysidir ya da erkek öğrencilerim için söylüyorum. Bir takım elbisedir, yani bir smokindir bu, her şeyle birlikte sana uymak zorunda ki en şık sen ol. En güzel, en yakışıklı sen ol. Aksi takdirde rastgele gidip aldığım bir şeyi tadilata getirmeden bize yakışması çok istisnadır. Yani böyle bir şey yok. O yüzden seviyen demek benim kendimi tanımam demek. Ben eğer tarihte orta seviyedeysem, bak buradaki basamak neyi gösteriyor? Bunun ekran kaydını alın. Doğukan. Bakın bu basamak çok güzel bir şey ifade ediyor. Burada bir ödül var, bir kupa. Ve 5 tane merdiven basamağı var. Bakın birinci basamak temel. Ön hazırlık diyor. 2 başlangıç. 3 orta. 4 ileri. 5 üst. Bu ne demek? Seviyeni ölç diyor. Seviyen hangisiyse gel o basamaktan hedefe doğru gitmeye devam et diyor. Bakın ne kadar güzel resmedilmiş. Bence bunun kaydını alın, ekran kaydına. O yüzden önce seviyemi bileceğim ve seviyemi bildikten sonra seviyeme uygun yaptığım bir çalışmada benim öğrenemeyeceğim hiçbir konu, bakın iddialı olduğum kısma geliyorum. Herkes lütfen dikkatini bana versin. En önemli olan kısma geliyorum. Öğrenemeyeceğin hiçbir konu, çözemeyeceğin hiçbir soru kalmasını istemiyorsan, öğrenme yapını öğreneceksin, seviyeni bileceksin, seviyene uygun çalışacaksın. Her zaman aklınıza kıyafet örneği gelsin. Milim milim ölçülü her şey sana özel olacak. Sana özel olması için ölçülerini bilmek zorundasın. Ders çalışırkenki ölçü ne? Seviye. Ölçü ne? Öğrenme yapısı. Ölçü ne? Psikolojik yapı. Bunları bilmeden başarıya ulaşamazsınız arkadaşlar. Bakın içinizde mezun öğrencilerim var. Mezunlar neden mezuna kaldılar? Ali gibi yanlış çalıştıkları için. Belki fazla çalıştılar. Belki eksik çalıştılar. Belki kendilerini tanımadılar. Gireceğiniz sınavı zaten çoğunuz tanımıyorsunuz. YKS nedir? Bunu sadece işte şu kadar soru vardır, bu kadardır, bu tarihte yapılır, şu kadar sürer. Bu şekilde sınavı tanıyamazsınız. Sınav çok daha derin bir sınav. Bu sınava milyonlarca öğrenci giriyor. Önce sınavı sonra kendinizi tanımak zorundasınız arkadaşlar. Şimdi en can alıcı noktaya geliyorum. Çünkü bunu sordunuz, gördüm. Hocam tamam seviyemi bilsem de seviyeme karşılık ne yapacağımı bilmiyorum. Tamam temel seviyedeyim, ne yapacağım? Üst seviyedeyim, ne yapacağım? Orta seviyedeyim, ne yapacağım? İşte bu sorunun yanıtını şimdi vereceğim. Herkes dikkatini bana versin. Önce ekran görüntünüzü alın, bir 10 saniye bekliyorum.
Herkes ekran kaydını aldıysa, şimdi az önceki merdivenimde ne dedim? 5 tane basamak var. Bakın güzel çocuğum kupaya doğru canhıraş gitmeye çalışıyor. Bu sizsiniz benim gözümde. Bu güzel çocuk sizsiniz. Bu da hedef. Tıp fakültesi mi, mimarlık fakültesi mi, mühendislik mi, eğitim fakültesi mi, diş hekimliği mi, hukuk mu? Neyse bu senin hedefin. Ve hedefin için bak nasıl canhıraş uğraşıyorsun, gördün mü? Ama buradan verimini arttırmak için seviyeni ölçeceksin ya, hangi derste hangi seviyede olduğunu. Mesela bir derste Cansu matematiğim iyi değil dedin. Matematikte biz seni seviye belirleme sınavına aldık ve seviyen temel seviye çıktı. Temel seviye birinci seviye. Karşısında ne yazıyor? Ön hazırlık. Ön hazırlığı eminim birçoğunuz duymadı arkadaşlar. Ön hazırlık bu sektöre bizim kazandırdığımız bir kavram ve bu basamakları ilerletirken üzerinde yıllarca çalıştık ve dedik ki hayır ya, hayır dedik, sadece konu çalışıp soru çözülerek başarılı olunamaz dedik. Hayır, bütün soruları çözmek için konu bitimini beklememeliyiz dedik. Hayır, kendi verimli yöntemimizi, çalışma stilimizi bilmeliyiz dedik. Bunlar birer ihtiyaç dedik. Başarının sırları bunlar dedik ve bu yöntemi bu şekilde geliştirdik. Bu yöntemin ismi garanti öğrenme modeli. Sen hangi derste kaçıncı basamakta çıkarsan çıktığın basamağın karşılığındaki çalışmayı sana yaptırıyoruz. Mesela temel seviyedeysen ön hazırlık yapıyorsun. Ön hazırlık ne? Buradan detaylı okursunuz zaten. Bu bilgilere çok ihtiyacınız olacak. Temelinizin olmadığı derslerde o ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmek için girdiğin video eğitimi ön hazırlık denir. Yani ısınma. Isındın, artık ikinci basamak başlangıç konu anlatımı. Detaylı konu anlatımı yapman gerekiyor. Üçüncü basamak detaylı konu tekrarı. Arkadaşlar lütfen ama lütfen tekrarlarınızı aksatmayın. Bakın size kazanmanın formülünü söylüyorum. Tekrarını düzenli yapmayan bir öğrenci kazanamaz. İsterse 10 saat çalışsın, isterse en kaliteli kuruma kayıt olsun, sürekli bilgi alarak sınavı kazanamazsın. Her zaman örnek veririm. Bu benim kupam. 6 delik. Sürekli üzerine su ekliyorum. Sürekli üzerine su ekliyorum, ekliyorum, ekliyorum. Kupamı elime bir alıyorum, içi boş. Yani zihin. Sürekli yeni bilgi eklersen öğrendiğin bilgiyi kalıcı hafızaya, arka belleğe göndermezsen senin o bilgin sürekli gelir çıkar gider, gelir çıkar, sirküle olur. Sen bu sirkülasyonun içinde dönersin, 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 yorulursun, 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 sonra bir durursun, elinde hiçbir şey yok. Yani Ali, değil mi? Ama siz veli olmak istiyorsunuz. Veli olmak için arkadaşlar buradaki yöntemleri kullanmanız gerekiyor. O yüzden seviye belirleme sınavında hangi derste hangi seviyede çıkarsanız buradan çıkan sonuçlarınızın karşılığındaki çalışmayı yapacaksınız. Bunu bizim kendi kayıtlı öğrencilerimiz zaten çok iyi biliyorlar. Çünkü onlar bunu otomatik yapıyorlar. Yapay zeka sistemi otomatik olarak zaten bunu yapıyor. Evet, artık bardağı unutmam. Hatta güzel bir pekiştireç daha kullanayım. Arkadaşlar, tekrar bilginin sigortasıdır. Sen gidiyorsun son model telefon alıyorsun. iPhone. Telefonum var. iPhone 15 aldım. Parana kıydın. Harçlıklarını biriktirdin. Güzel kıyafetleri almayı erteledin. Dershaneye, okula da yürüyerek gittin. Gittin, bunu zor bela aldın. Buna kılıf takarsın değil mi? Ya da bunun bir garantisi vardır. Yani bunu bu kadar para verdim, çat yolda düştü. Hadi bakalım. Ne olacak? Bilgi de böyle. Bak sen o bilgiyi alana kadar saatlerce çalışıyorsun. Zihnin yoruluyor, psikolojin yoruluyor, bedenin yoruluyor, zamanını harcıyorsun. Ama diyorsun ki ben bu bilgiyi aldım, tamam. Har vurup harman savurabilirim. Hayır, bunu yapamazsınız. O bilginin kaskosudur, sigortasıdır tekrar. Ama tekrar dediğime bakıp geçmeyin. Hepinizin tekrar yapacağı süre aynı mı? Değil. Testlere girdiğinizde hepinizin unutma süresi farklı çıkacak. Ve yapay zekaya kayıt olduğunuzda kaç günde bir unutuyorsanız unutacağınız gün
geldiği zaman otomatik sistem size tekrar ettirecek. Hediye direkt bu seminere katıldığım sayfada, bekleyen görevlerde. Buranın ekran görüntüsünü aldıysanız arkadaşlar çok işinize yarayacak. Çünkü eğer garanti bir şekilde öğrenmek istiyorsak öğrenmeyi 2'ye değil 5'e bölmek zorundayız. Şimdi geliyorum en can alıcı noktalardan birine daha. Bakın. Bu kısım arkadaşlar çok önemli ve ben eminim daha önce eğer bizim seminerlerimize katılmadıysanız bunu bilmediğinize adım kadar eminim. Şimdi burada ben ne anlatmak istiyorum? Çalışma türlerini çalışma programımıza eklemek yeterli mi? Yani Cansu seviye belirleme sınavına girdi, matematikte temel seviyede çıktı, gitti ön hazırlık yaptı. Yeterli mi? Hayır, hayır, hayır. Tabii ki yeterli değil. Bakın burada sizin için iki farklı dersi örnek olarak ele aldım. Önce bir tabloya bir bakalım. Bir 10 saniye bakalım ben burada ne anlatmak istemiş olabilirim. Doğukancığım daha neler neler yok ki geliyor. Bir 10 saniye dikkatinizi toplayıp şu tabloya bir bakın. Ne anlatmak istiyor olabilirim? Saniye doldu. Düşündünüz. Şimdi süre girmiş, puan girmiş, tür girmiş diyor Doğukan. Cansu matematiğe daha çok ağırlık vermiş. Şimdi arkadaşlar bir tabloyu okuyalım önce. Evet Doğukan strateji tebrik ediyorum. Ama nasıl bir strateji var bakın. Şimdi TYT Türkçe'de noktalama işaretleri diyor. Burada bir konu puanı var. Nedir bu konu puanı? Diyor ki konu puanı diyor 1.15. Bu ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? O konudan sınavda kaç soru geliyor? Ve o konu sınavda puan olarak ne kadar önemli? Konu puanı bu demek. Bunu bence not alın. Konu puanı her dersin, her konunun sınavdaki puanı farklıdır. Bazı derslerinki çok yüksektir. Bazı derslerdeki çok düşüktür. Yani konu puanı diye bir kavramı biliyorum ilk kez duyuyorsunuz. Bunu da yine eğitim sektörüne kazandıran kurum biziz. Yani bu bize ait bir kavram. Konu puanı yani noktalama işaretlerinden kaç soru geliyor ve ben bu soruların tamamını yaptığımda benim puanıma kaç puan eklenecek? 1.15 puan eklenecek. Güzel. Peki ben 1.15 puanı almak için kaç dakika çalışacağım? Bakın burada bir çalışma süresi var. 116 dakika diyor. Yani 116 dakika ortalama 2 saat. Diyor ki 2 saat çalıştıracağım sana 1.15 puan alacaksın. Ve senin diyor yapacağın çalışma konu anlatımı. Konu anlatımını kimler yapıyordu? Hangi seviyedekiler yapıyordu? Başka Doğukan'dan başka bilen var mı? Hangi seviye konu anlatımı yapıyordu? Ekran kaydı aldırmıştım. 2. Başlangıç. Bakın. Hemen dönelim. Konu anlatımını kim yapıyor? Başlangıç seviyesi. Konuyu öğrenmek için yapılan çalışmadır. Yani ben buradan neyi anlıyorum? Doğukan çok güzel yazmışsın bu arada. 2 saatte diyor yaklaşık olarak kaç bin kişinin önüne geçeceğim, kaç bin kişiyi geriye atacağım diyor. Yani ben buradan anlıyorum ki bu öğrencimin noktalama işaretlerindeki seviyesi başlangıç. Başlangıç seviyesinde olduğu için konu anlatımı yapacak, 116 dakika çalışacak, 1.15 puanını cebine koyacak, bay bay diyecek, gidecek. İkinci konu. Matematik, TYT matematik çarpanları ayırma. Bunun konu puanı TYT Türkçe'nin noktalama işaretlerinin konu puanından daha yüksek. Biri 1.15, biri 1.32. Doğukancığım evet tam olarak böyle bir kurs veriyoruz. Ağlama. Bence şimdi gülme zamanı. Bununla ilgili de bilgi aktaracağım. Ama lütfen şimdi bu anlattığım kısımları can kulağıyla dinleyin. Bakın arkadaşlar burası kazanmanın formülünü veriyorum ben şu an size. Bunu tek başınıza sağlamanız,
başka bir kurumda bulmanız zaten mümkün değil. Bunu yaparsanız kalan 4 ayda eksikliklerinizi rahatlıkla kapatacaksınız. Çarpanları ayırma 1.32 puan getirisi var. 186 dakika çalışacağım. Yapacağım çalışma tekrar. Tekrarı kimler yapıyordu? Kaçıncı basamaktaydı tekrar? Evet, 3. 3. basamak orta seviye. Yani burada da diyor ki şimdi 186 dakika yaklaşık 3 saat. 3 saatte diyor 1.32 puanlık diyor çalışmayı yaptın. Senin burada tekrara ihtiyacın vardı. O yüzden sana tekrar yaptırdım. 3 saatte 1.32 puanı cebine aldın ve bay bay dedin. Arkadaşlar bu mantık bizim zaten kayıtlı olan öğrencilerimiz biliyor. Ama kayıt olmayı düşünen ve artık bu yıl son yılım olsun, bir yıl kaybetmek istemiyorum diyen öğrencilerin aslında kullanacağı sistemin mantığı bu. Yani seviyenizi bildikten sonra, ne çalışacağınızı bildikten sonra, neyi çalıştığınızda kaç puan alacağınızı bildikten sonra kalan zamanı doğru yönetebilirsiniz. Ama bunların hiçbirini bilmiyorsanız öyle kitabı açmakla, öyle video izleme platformuna girip playlist hazırlayıp takıp kulaklığı sürekli bir şeyler izlemekle olabilecek bir şey değil. YKS stratejik bir sınav. Hatta az önce bir öğrencim Cansu sendin galiba. Hocam dedi artık sorular yapay zeka üzerinden hazırlanacakmış dedi. Evet, ben de böyle bir duyum aldım. Bu yıl devreye girer mi girmez mi bilmiyorum ama yani bu demek oluyor ki daha da zorlar gelecek. Zorlar kapıda arkadaşlar. Şu anda bile ne kadar yeni nesil sorular soruyorlar. Sizce böyle sorular soran bir kurumla geleneksel modelle çalışıp da yenmemiz, başarılı olmamız mümkün mü? Eğer o strateji istiyorsa ben strateji yaparım. Bakın şu basit iki konuda bile farkı gördüm. Birinde 3 saat çalışacağım, 1.32 puan alacağım. Birinde tekrar yapacağım. Neden? Çünkü orada tekrara ihtiyacım var. Birinde konu anlatımı çalışacağım, 2 saat çalışacağım, 1.15 puan alacağım. Neden? Orada temelim hiç yok. Çünkü konu anlatımına ihtiyacım var. Konu çalışacağım gibi düşünebilirsiniz. O yüzden sadece çalışmak yetmez. Doğru yere, doğru sırayla, doğru zamanda çalışmanız ancak sizi başarıya ulaştırır. Bunu kesinlikle unutmayın. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Hatta bence bunun da görüntüsünü ekran kaydı alın. Aldıysanız geçiyorum. Şimdi biz bu sayfaya kadar ne yaptık? Öğrenme yapısı nedir öğrendik? Neden önemlidir öğrendik? Nasıl keşfedeceğiz eğitim analizleriyle? Nereden gireceğiz? Bunu da öğrendik. Derslerdeki seviyemizi analiz ettik. Hangi seviyede çıkarsam ne çalışacağım, ne kadar çalışacağım, nasıl çalışacağım, hangi derste ne tür bir çalışma yapacağım, hangisine konu çalışacağım, hangisine soru çözeceğim, hangisinde tekrar yapacağım. Artık bunları yaptık diyelim ki, bunları öğrendik. Şimdi bunu öyle ya da böyle bize kayıt olsanız da, olmasanız da, dershaneye de gitseniz, kursa da gitseniz, başka kuruma da kayıt olsanız başarının sırları bunlar. Bunu öyle ya da böyle bir şekilde yaptım. Peki şu an kendine bir çalışma programı hazırlasan hangi kriterleri önceliklendirirsin? Herkesten ama herkesten yanıt bekliyorum. Tek özemi önceliklendiririm hocam. Bence de. Ama özellik olarak neler olmalı? Yani artık bu kadar derin bir sınava hazırlandığımızı biliyoruz ve bilgi düzeyimiz arttı. Seviyeye uygun olmalı diyor. Doğru. Başka? Soru çözümüne önem veririm. Eğitim analizine uygun olmalı. Yani öğrenme yapımı uygun olmalı. Önce eksikliklerimi hallederim. Yani eksik analizi yaparım. Seviyeme uygun. Bu da aynı şey. Seviyeme uygun. Bakın şu an bu seminerin ismi neydi arkadaşlar? Çok çalışıyorum ama boşa çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Şu an artık neden boşa çalıştığımızı bir nebze de olsa öğrendik değil mi? Yani boşa çalışma dediğimiz şey aslında
İhtiyacım olmayan çalışmayı yapmak, ihtiyacım olanı da yapmamak. Baktığımda bunun kelime anlamı bu. O yüzden arkadaşlar, tabii ki de benim programım verimli olmalı. Verimsiz olursa Ali gibi olurum. Aman aman, Allah korusun. Benim amacım veli olmak. Tabii ki seviyeme uygun olmalı. Tabii ki sürdürülebilir olmalı. Bir gün çalışıp 10 gün çalışmamazlık tabii ki de yapmayacağım. Bunu yapan kim kazanmış, ben kazanacağım. Olur mu öyle şey? Tabii ki öz disiplinime uygun olmalı. Benim bir öz disiplin düzeyim var. Biz bunu da ölçeceğiz arkadaşlar. Bu girdiğiniz eğitim analizi kısmında mini eğitim analizleri var. Orada bakın, dikkat dağınıklığı, öz disiplin, stres, kaygı, düzeyi, okuma hızı, hatta mesleki yönelim testi bile var. Bakın, yapay zeka sizin verdiğiniz yanıtlara göre mizacınıza uygun olan ve mizacınıza uygun olmayan meslek gruplarını ayrıştırıyor ve size sunuyor. Diyor ki Ayşe, sen çok yardımseversin, sen çocukları çok seviyorsun, sen çok hümanistsin, sen öğretmen olabilirsin, öğretmenlik bölümlerini seçebilirsin, sen psikolog olabilirsin, sen psikiyatrist olabilirsin diyor. Bu analizi de mutlaka çözün, bu da diğer ödeviniz olsun. Tabii ki de programınızın sonuçları ölçülebilir olmalı arkadaşlar. Kare düzen. Hadi bakalım, saldım çayıra Mevlam kayıra, bismillah dedik, başladık. Çalış babam çalış. Sonucu kim ölçüyor? Sonucunu ölçmeden devam etmemelisin. Verimliyse devam etmelisin. Sürekliliği devam etmeli, tabii ki de devam etmeli. Öğrenme yapımıza, eğitim analizimizden çıkan sonuçlarımıza uygun olmalı. Tabii ki de uygun olmalı. Neden uygun olmalı? Sen belki müzik dinliyorsun ama sen işitselsin. Belki müzik dinlememen gerekiyor ama bunu bilmiyorsun. Hala müzik dinliyorsun ve verim aldığını düşünüyorsun. Kaç saat ayırıyorsun? Soruya bir geçiyorsun, yapamıyorsun. Gitti mi boşa? Geçmiş olsun, gitti. Ve tabii ki de arkadaşlar, en önemli olan kısım kişiye özel, öğrenciye özel olmalı. Hemen sorularınıza bakıyorum. Bakalım. Doğukan diyor ki çok puan getirecek konulara öncelik veririm. Aynen öyle. Önceden çıkan sorulara bakarım. Ben eksikliklerimi biliyorum ama artık ders çalışmak gelmiyor. İçimden bu aralar çok saldım. Şimdi salarsan Ali olursun. Herkes bıraktı. Sinem, o herkes de var. Sinem günde kaç saat çalışıyor? Okul zamanımı alıyor. Tam ihtiyacım olan şey. Aynen öyle Doğukan, zaten... Yani sana şöyle düşün, reçeten hazır, yol haritan hazır, bir hastalığın var diyelim, Allah korusun. Ve diyorlar ki bunu uygula ve iyileşeceksin. Tabii ki uygularsın. Diyorlar ki sınavda hukuk fakültesini kazanmak istiyorsun. İlk örnek veriyorum, hedefin ilk 20 bin. Biz diyoruz ki 20 bine girmen için bunu yapmalısın. Tabii ki yaparsın. Zaten burada her şey kişiye özel. Tabii ki ben ücretle ilgili de bilgi aktarayım. Hocam bir de dershaneye gidiyorum ben. Olsun, dershane hiç engel değil. Bizim o kadar çok öğrencimiz var ki arkadaşlar. Dershaneye, kurs merkezine, etütlere giden çok var. Farklı uzaktan eğitim kurumlarından eğitim alan öğrenci çok var. Ama böyle bir programı, böyle bir sistemi hiçbir yerde bulamadıkları için bize gelip ekstra kayıt oluyorlar. Bu bir engel değil. Tutarlarımız da zaten çok uygun. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Biraz da gerçekler. Biraz da rakip sayımıza bakalım. En son geçen yıl 2023 YKS'de TYT'ye 3,5 milyonun üzerinde öğrenci giriş yaptı. Giren sayısı bakın. AYT'de 2,5 milyonun üzerinde öğrenci girdi. YDT'de 338 binin üzerinde öğrenci girdi. Ve 2024 yılında sınava giren öğrenci sayısında çok ciddi bir artış bekleniyor. Dolayısıyla rakip sayın arttıkça daha da eleyici, daha da stratejik, daha da bilinçli çalışman gerekiyor. Aksi takdirde 3,5 milyonla nasıl yarışacaksın? Herkesin yaptığını yaparsan herkesin aldığını alırsın. Herkes bu sınavda başarılı olamıyor. Siz veli olmak istiyorsunuz. Ama Ali'nin yöntemiyle çalışıp belli olmak istiyorsunuz. Hayır,
veli azınlıktaydı. Başarılı olan öğrenciler az arkadaşlar. Evet, aynen öyle. O yüzden ben istiyorum ki madem bu kadar yüksek yerlere talibiz, madem kaç binde bir olmak istiyoruz, o zaman kendimizi tanıyalım, seviyemizi bilelim, ona uygun çalışalım ki kazanalım. Yani tek uzam biz size bu noktada eğer desteğe ihtiyaç duyarsanız arkadaşlar biz buradayız. Ve kesinlikle yardımcı olmak istiyoruz. Kalan süre az olduğu için bu az süreyi ancak böyle bir sistemle değerlendirebilirsiniz. Yurtsever diyor ki birkaç önceki slaytta konu puanı örneğin 1.15 denmişti. 1.15'lik katkı sağlayacak tek bir soru mu? Yurtsevercim, noktalama işaretlerinden çıkan bütün soruları çözdüğün zaman toplam 1.15 puan alıyorsun. Yani 2 saatte sen o konuya dair çıkan bütün soruları çözmeyi öğreniyorsun doğru ve verimli çalışırsan. Ve bu senin sınav puanına 1.15 puan olarak ekleniyor. O yüzden arkadaşlar şu an bu seminerde olan bütün kıymetli YKS öğrencilerim, YKS tayfa, bakın bu tarihten sonra geriye dönüş yok. Geçmişi düşünüp üzülmek, aman hocam Eylül'de başlasaydım, Ekim'de başlasaydım, Kasım'da başlasaydım, artık geçmişe dönemeyiz. Önümüzde 4 ay var. Bu 4 aylık süreç için lütfen ertelemeyin. Unutmayın ki siz ders çalışmayı ertelediğinizi zannediyorsunuz ama sizin ertelediğiniz şey hayalleriniz. Sizin ertelediğiniz şey idealleriniz. Bunlar ertelenmez. Hemen başlamanız gerekiyor. Verimli çalışın. Bakın verimli çalışmak öyle dediğim gibi dillere pelesenk olan aman hocam herkes verimde verim. Nedir bu verim dediğinizi biliyorum. Ama verimi zaten açıkladım. Verimli çalışmak kendine uygun bir abiye giymek gibidir. Bunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Zaten bu örnek bayağı uzun bir süre aklınızda kalacak bence. Örnekle birlikte beni de hatırlayacağınızı düşünüyorum. O yüzden programın her şeyiyle birlikte sana uygun olursa ancak verimli olur. 3. Seviyenize göre çalışma türü yapın. Bunun için önce seviyenizi bilin. Sonra seviyenize uygun ne çalışmanız gerekiyorsa, ne kadar sürede çalışmanız gerekiyorsa o şekilde çalışın. 4. Arkadaşlar lütfen riske atmayın. Bu riske atılabilecek bir süreç değil. Bu bir kıyafet değil. Kıyafeti alırım, giyerim, beğenmezsem yenisini alırım. Hayır, yıllarınız gidiyor. En güzel yaşlarınız gidiyor. Özellikle mezun olan öğrencilerim. Bir kez daha mezuna kalmamalısınız. Kalmayacak bir çalışma yapmalısınız. Evet, sınav dünyanın sonu değil ya da başlangıcı değil. Ama geleceğimiz için en önemli vereceğimiz kararlardan biri. Bakın Doğukan mezun ve diyor ki hocam arkadaşlarımın hepsi gitti çok kötü bir psikoloji. Aynen öyle, onlar giderken siz arkasından el mi sallayacaksınız arkadaşlar? Lütfen. Tatillerde geliyorlar anlatıp duruyorlar. Cansucuğum bu yaşla ilgili bir durum değil. O yaşadığın psikolojiyle ilgili bir durum. Yani bir yaş erken yazılman evet güzel olmuş yaşın gerilemeyecek ama yaşadığın psikoloji aynı geriliği yaşatacak bence. Yok vize, yok final değil mi? İnsan bir sinir oluyor, haklısın. Ve arkadaşlar bu yıl kazanın. Bu yıl o yıl olsun. 2024 bizim yılımız olsun. Asu da diyor ki bakın bir mezun grubu öğrencisinin tavsiyesi. Arkadaşlar diyor çok çalışın, sakın mezuna bırakmayın diyor. Ağlayarak soru çözdüğümü bilirim. Her şey hedeflerimiz için. Ve unutmayın arkadaşlar bu sınavı kazanmak bu yöntemlerle bu kadar da zor değil. Belki de siz zorlaştırıyorsunuz. Belki de diğer kurumlar imkansızlaştırıyor. Bir sınavın matematiğini çözdük arkadaşlar. Bakın yapay zeka diyorum, bu bir insan değil. Bunun bir yanılma payı yok. Bunun bir duygusu yok. Bunun bir psikolojisi yok. Bunu etkileyecek hiçbir şey yok. Senin verilerin dışında hiçbir şey onu etkileyemez. Kesinlikle öyle. O yüzden arkadaşlar biz bu bahsettiğim bütün öğrenme yapınızı,
derslerdeki seviyenizi, çıkan sonuçlarınıza göre hangi derste ne çalışacaksınız, hangi konuyu daha çok çalışacaksınız, hedefiniz kaç puan, hedefinize ne kadar uzaklıktasınız, kalan günlerde nasıl bir çalışma yapacaksınız, bunların hepsini biliyoruz ve kayıtlı öğrencimiz olduğunuzda bunların hepsine uygun bir eğitim zaten size vereceğiz. Şimdi eğer bunu kendi başına sağlayamayacağını düşünen, bunu aldığı kayıt olduğu eğitim kurumunda uygulanmadığını gören bilen öğrencilerim varsa geç kalmayın arkadaşlar. Biz buradayız. Biz sizin için buradayız. Tek Uzam bunu yapıyor. Ve bunu yapıyor, uygulayan öğrenciler de dereceler çıkarıyor. Başarılar elde ettiriyor. Neden o öğrencilerden biri siz olmayın? Şimdi sistem yöneticimden, bu sistemden faydalanmak isteyen öğrencilerimin tıklaması için linki paylaşmasını istiyorum. Size önce bir link göndereceğim. Gerek TYT, AYT, gerek sadece TYT, gerek sadece AYT, gerek sadece yapay zeka koçluk programı. İstediğiniz eğitime kayıt olabilirsiniz. Biz 4 ayda hangi seviyede olursanız olun hedefinize sizi ulaştırma sözünü bu sistemde veriyoruz arkadaşlar. Eğer sizin de hedefiniz kazanmaksa bence daha fazla geç kalmayın ve sistem yöneticimin gönderdiği linke tıklayın. Ve sadece arkadaşlar bakın yapay zekaya kayıt olduğunuzda sadece programınız, yönlendirmeniz, stratejiniz değil, birebir katılacağınız canlı dersleriniz, bu derslerin videoları, soru çözüm dersleri, tekrar dersleri, ara tekrar ve yıl sonunda yapılacak olan tekrar soru çözüm kampları, Türkiye geneli online deneme sınavları, dijital PDF ders notları, hepsi ve çok daha fazlası bu sistemde var. Ama en önemlisi eğer bir yola çıkıyorsak navigasyona, yol haritasına kesinlikle ihtiyacımız var. Hedefini bilmeden çıktığın, yolu bilmeden çıktığın yolda güvenli gidemezsin. Biz senin güvenliğini sağlayacağız. Şeyma'cığım rehbere sor alanından rehberlik uzmanlarımıza sorabilirsiniz. Herkes linke tıkladı mı? Linke tıklayıp ben Rukiye Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Seminere özel indirimden faydalanmak istiyorum. Yazmanız yeterli. Herkes linke tıkladıysa ücret kısmını da ben size söyleyeyim. Eminim çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Bakın hangi öğrencime, hangi velime söylersem böyle ağzı açıkta kalıyor. Nasıl yani hocam? Bu kadar uygun mu? Bütün bu saydıklarınız bu kadar mı diyorlar? Eminim siz de aynı tepkiyi vereceksiniz. Arkadaşlar şu an kayıt olursanız 8-9 Haziran'da sınavınız, 8-9 Haziran'a kadar her şey dahil TYT, AYT programı yalnızca 4000 TL. Eğer sadece TYT'ye kayıt olursanız 2000 TL, eğer sadece AYT'ye kayıt olursanız 2000 TL. Benim önerim eğer hedefimiz lisans programlarına yerleşmekse ikili programa kayıt olun. Son 4 ayda gaza basalım. Kazananlar listesine ismimizi yazdıralım. Bu sene o sene olacak arkadaşlar. Bu sistemle başarmak imkansız değil. Başarmak çok kolay. Son kez linkimi gönderiyorum. Soruları olan öğrencilerim varsa hızlıca sorsunlar. Linke tıkladığınızda arkadaşlar sonu 58-35 ile biten numaradan ben ve diğer öğrenci koçlarım sizi arayacağız. Sorularınızı yanıtlandırıp kayıt noktasında size yardımcı olacağız. Ve kaydınızı tamamlar tamamlamaz aynı gün seviye belirleme sınavlarına, aynı gün eğitim analizlerini alacağız. Aynı gün dersleriniz aktif hale gelecek. Bir gün bile vakit kaybetmeyeceğiz. Şeyma'cığım bu sorunu bence rehberlikle görüş. Evet, eğer sorunuz yoksa ben her birinizi tanıdığım için çok çok mutlu oldum arkadaşlar. Benim klasik bir kapanışım var. Bunu diğer seminerlerime katılan öğrencilerim biliyordur. Hoşça kalınız. Dostça kalınız ama en önemlisi esen ve başarılı kalınız. Kazanan tarafta kalınız lütfen. Motivasyonu yüksek,
enerjik ve mutlu, ideallerine ulaşan, başarının tatminini sonuna kadar yaşayan tarafta kalınız arkadaşlar. Hepinize güzel katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.